Merhaba sevgili ve değerli kriminele ilgi duyan ailem. Kabus fabrikasına bugün de hoş geldiniz. Bugün de sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Her şeye rağmen iyisinizdir. Hatta biraz evvel iki kez canlı yayını açmaya çalışıp, daha doğrusu birinde ses sorunumuz oluştu. İkincisinde ise bu evin interneti gitti. O yüzden buna rağmen iyisinizdir. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Sohbetimiz de ne güzel gidiyordu. Çok samimi bir şekilde içinizi açtığınız için de çok teşekkür ederim. Ayrıca son konuştuğumuz konu çok ilginçti hakikaten ama sağlık olsun. Daha çok canlı yayınlarda buluşacağız inşallah. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı da çok teşekkür ederim size. O zaman konuşuruz, konularımıza devam ederiz. Bir de şu var. Gülşah kardeşimiz çok genç diye tahmin ediyorum. Şöyle bir fikir verdi, bayıldım o fikre. Dedi ki, Tülay abla dedi, şey yapar mısınız, iyilikle alakalı bir video çeker misiniz? Mesela iyilik hikayeleri, karşılıksız iyiliklerle totemimizle birlikte çok güzel olmaz mı? Mükemmel olur. Hatta şöyle düşündüm sonra, sizin de varsa anlatmamı istediğiniz iyilik hikayeleri harika olur. Evet, bu sayfa, bu kanalımızda o zaman ne yaparız? Hem bu korkunç, ibretlik olayları anlatırız ama iyiliğin de var olduğunu totemimizle birlikte onları da anlatınca iyiliğe dair umutlarımız yeşerir. Harika bir fikirdi bence. Bunun için teşekkür ederim kendisine. Onun haricinde arkadaşlar artık Kabus Fabrikası'nın üyelik sistemi de var. Kanalımızın daha büyüyüp daha sağlam gelişmesini isteyen, dileyen arkadaşlar çok cüzi iki miktar belirledim zaten. Kanalımıza üye olabilirler. Canlı yayında ilk 7 üyelerimize zaten teşekkür ettim. Sağ olun, var olun. Ama abonelikleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz tabii ki çok çok önemli. Her zaman önemli. Onları da lütfen unutmayalım. Onun haricinde sevgili arkadaşlar, haycanlarımızın çiplenmesi için birkaç gün kalmış. Türkiye'de öyle bir şey çıkmış ve birkaç gün varmış. Bir de ben hatırlatmış olayım bunu. Bunu da belirttikten sonra bir de Instagram'da da varım diyeyim. Orada da Kabus Fabrikası, oradaki arkadaşlara da çok teşekkür ederim destekleri için. Spotify'da da varım. Ses olarak dinlemek isteyen de orada da ziyaret edebilir sayfamı. O zaman bugün hemen totemimizi yapayım sevgili arkadaşlar. Ne diyoruz? Diyoruz ki lütfen, lütfen, lütfen kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık ve hemen dönüşsün. Evet, var olan olayları anlatıyoruz ama lütfen yenileri olmasın, bitsin. Anlatacak hiçbir şeyimiz kalmasın güzellikten başka. Ve anlatacağımız olaylarda örnek değil, ibret alınsın lütfen. Evet, bunları belirttikten sonra bugünkü üzücü olayımıza geçiyorum arkadaşlar. Lord Lucan. Evliliği cehennem, kumar tutkusu kontrolden çıkmıştı. Ortadan kaybolmalıydı ve öyle de yaptı. Ama geride birçok soru işareti bırakarak. 7 Kasım 1974 yılında genç ve sarışın bir kadın London'un zengin semtlerinden Lower Belgrave Street'teki bir bara kanlar ve çığlık içinde girecek. Yardım edin, yardım edin, çocuklarım daha o evde, dadımızı öldürdü o diye bağırarak yardım isteyecektir. Barın içindeki kalabalığın şok içinde baktığı kadın Lady Veronica Lucan'dır. Yani Asilzade Lord Lucan'ın karısı. Bu mesele statü ve güç savaşının sembolü haline gelecek, işçi sınıfı ve aristokrasi arasındaki savaşı kazananlar ve kaybedenlerin karşı karşıya duruşunu gözler önüne serecektir. Ve tüm bunların etrafında tek bir soru döner. Lord Lucan nerede? Marylebone Londra'da 18 Aralık 1934'te 7. Earl of Lucan, Richard John
Bingham dünyaya gelir. Ailenin bir kızı vardır gerçi ve oğullarından sonra iki kızları daha olacaktır ama oğulları aynı zamanda babasından sonra babasının unvanını alacağından çok önemlidir. Lord, Birleşik Krallık bünyesinde soylu bir aileye mensup olunduğunu ifade eden bir sözcüktür. Erkekler Lord, kadınlar ise Lady'dir. Lord Lucan, İskoçya kraliçesi Mary Stuart'ın soyundan gelmektedir. Hatta küçük Lord doğduğunda Buckingham Sarayı'ndan tebrik telgrafı bile gönderilecektir aileye. Doğduğu günden tam 40 yıl sonra ise Güney İngiltere'de bir kabristanda genç bir kadının cenazesi vardır. Sandra Eleanor Rivett. İddialara göre bir hafta evvel Lord Lucan tarafından Lucanların evinin kilerinde öldürülmüştür. Evet. Lord Lucan soylu bir aile içine doğmuş olsa da, refah içinde en iyi okullara gitse de, anne ve baba sosyalist düşünceye ve hayat görüşüne sahip, Bağımsız İşçi Partisi Komitesi'nde çok aktif birer üyedirler. Anne ve baba aristokrasi içinden gelse de onlara karşı savaşan, geldikleri yerden hiç de memnun olmayan bu sistemi aktif olarak değiştirmeye çalışan insanlardır. Evet, çocukları her türlü refahtan yararlanıyordur ama anne baba etiket meraklıları olmadığından, sol görüşlü olduklarından mütevazi bir hayat sürüyorlardır. Eski bir araba kullanıyorlardır mesela veya markasız kıyafetler. Ve askeriye ile de iç içedir bu anne baba. Lucan ailesinin uyguladığı sömürü sistemini en fazla kendileri kritize ediyorlardır. Oğulları John bu tutumdan aşırı derecede rahatsızdır. O bu elit kesim içindeki hayata tutkuyla bağlıdır çünkü. Anne ve babasının bu yaşam biçimine direnmesinden nefret eder John. İkinci Dünya Savaşı çıktığında George ve Kathleen çocuklarını Amerika'daki zengin arkadaşlarının yanına gönderirler. John gerçek lüks yaşamın ne demek olduğunu işte orada görecektir. Ailenin aile dostları bankerlikten paralarını kazanıyor, lüks malikanelerinde misafir ediyorlardır Bingham çocuklarına. Hizmetliler ve dadılar ilgilenirler kendileriyle. John bu yaşam tarzını gördüğünde ailesine karşı olan öfkesi daha da artacaktır. Ailesi inat etmese, o saçma sosyalist düşüncelerini kenara atsa, pekala onlar da böyle yaşayabileceklerdir aslında. Savaş sona erdiğinde John 9 yaşındadır. Aile çocuklarını yeniden yanlarına alır. En iyi eğitimi almaya devam eder Lord Lucan. İngiltere'nin en eski ve elit özel okullarından Eton'da okumaya başlar yeniden. Okuldayken çok mutludur çünkü tam olması gerektiği insanlar arasındadır. Öğretmenleri yüksek zekasını çabuk fark edeceklerdir John'un ama suça olan yatkınlığını da. Harçlığını kazanmak için okulun kitaplarını kaplar ve hazırlar. Sonrasında ise at yarışları bahisleri üzerinden okul içinde para kazanmaya başlar. Ve kumar tutkusu işte o zamanlar başlayacaktır. Adeta kendini bulur bu bahislerde John. Okul arkadaşları tarafından çok sevilen biridir bu canlı, neşeli ve zeki genç. Aile ise o okula gitmesini istemez aslında çünkü kendi düşünce yapılarına ters bir okuldadır John. Bu onları çok rahatsız ediyordur. John da tam tersi ailesinden utanıyordur. Bu yüzden onu ziyaret etmelerini asla istemez. Çünkü kılık kıyafetleri hiç de o elit kesime uygun değildir ailesinin. Ve ayrıca o kullandıkları kırık dökük araba. Aile onu normal okula göndermek için adeta savaş verir John'la ama o buna şiddetle karşı çıkacaktır. 18 yaşındayken Eton'dan mezun olup orduya katılır. Görev yeri ise Almanya Krefeld'dir. Bu zamana kadar zamansızlıktan ve İngiltere'nin kumara karşı tutumundan dolayı kumar tutkusunu sadece
arkadaşları arasında yaşayabilen John, Almanya'ya gitmesiyle birlikte özgürlüğüne kavuşacak. Krefeld'deki kumarhaneleri çok çabuk keşfedecektir. Gündüzleri kışlada poker oynar arkadaşlarıyla, akşamları ise 2 dirhem 1 çekirdek giyinip en iyi otellerin restoranlarında yemek yedikten sonra lüks kumarhaneleri gezecektir. Almanya'ya gitmeden evvel soylu köklerine yakışır tavrı olan, bu şekilde yaşamak isteyen John'u Almanya çok değiştirecektir. Lüks ve çabuk kazanmak istediği para tutkusuyla amcasına şöyle bir mektup yazar. Mutsuz değilim ama daha mutlu olabilirdim. Mesela bankada 2 milyon dolarım olsaydı. Tabii ki bu parayla mutluluğu satın alamam ama arabalar, evler ve geleceğimin garanti altında olması beni çok mutlu ederdi doğrusu. 2 yıllık ordu hayatından sonra İngiltere'ye geri dönecek ve bir bankada çalışmaya başlayacaktır John. Yıllık 500 sterlin komik bir rakamdır John için. Profesyonel kumarbaz olmak için işten ayrılır. Hem onun gibi soylu biri neden normal bir banka memuru olarak çalışsındır ki? 1960 yılında şans oyunlarıyla ilgili yasalar kolaylaştırılınca John'un dönemi başlayacaktır. 1962 yılında ilk kumarhane açılır London'da. Sosyetenin akın ettiği bu kumarhanenin ilk ve daimi müşterisi ise John'dur. Tüm soylular oradadır. Tam John'un istediği ve sevdiği gibi. Zenginler paralarını kumarhanelerde çarçur ederler. Şayet yüksek miktarlar kaybediliyorsa bir centilmen gibi davranmalıdırlar. Yani en ufak bir üzüntü belirtisi göstermemelidirler. John hep hayal ettiği hayatı yaşadığını düşünür orada. Geceleri bu kumarhanede geçer John'un. Gündüzleri ise ya golf oynuyor, ya kayak yapıyor, ya yatıyla denize açılıyordur. Ve düzgün dış görüntüsüyle de dikkat çeker kendisi. Hem uzun boylu hem de çok şık giyinen biridir. İtalyan ünlü rejisör Vittorio De Sica'nın bile dikkatini çekecektir. Özel uçakla Paris'e davet eder kendisine ünlü rejisör. Shirley MacLaine'le bir film çekmek ister kendisine. Yalnız bir koltukta Hollywood starının yanında oturduğunda ise o kendine güvenen John'dan eser kalmayacaktır. Bir kelime dahi çıkmaz ağzından ve böylece oyunculuk kariyeri daha başlamadan bitecektir. Aslında yakışıklı olan Luke'nin kadınlara karşı soğuk duruşu dikkatini çeker herkesin. Acaba eşcinsel mi diye düşünürler ama bazı arkadaşları o kumara aşık ve bunu bir kadınla değiştirmek istemiyor derler. 1963 yılında ise Veronica Duncan'le tanışınca bu dedikodular sona erecektir. 26 yaşındaki Veronica John'dan 4 yaş küçüktür. Daha bebekken babasını kaybetmiş, bir ara Güney Afrika'da yaşamış ve İngiltere'de güzel sanatlar okumuştur. Bir ara modellik de yapmıştır. Sonrasında ise bir matbaanın yöneticiliğini yapmaya başlamıştır. Ablası ise Luke'nin en iyi arkadaşlarından iş adamı Bill ile evlidir. Bill'in abisi Prenses Diana'nın üvey abisidir. Maddi olarak çok güçlü bir ailedir. Ablası onu John'un kumarbaz olduğu hakkında uyarsa da John'a deli gibi aşık olan Veronica buna pek aldırmayacaktır. Bu James Bond gibi adam ona benzetir. Çünkü John'u ne olursa olsun mutlaka onunla olacaktır. Ve tanıştıktan 8 ay sonra 1963 yılında evlenirler John ve Veronica. Kilise kaydında meslek bölümüne şöyle yazacaktır John. Centilmen. Evet. 1964 yılında babası öldüğünde babasının yerine geçer John. O artık 7. Earl of Lucan'dır ve birçok soylu ünvanı daha vardır bu isminin yanında. Ama tüm kumarhanelerde
o soylu unvanı geçmez. Tek bir ismi vardır, o da şanslı Luken. Aslında kazandığından çok kaybediyordur ama neden Lucky Luken diyorlardır ona, orası bilinmez. Ayrıca unvanlardan ya da unvanların yanında bir de 1 milyon dolar miras kalmıştır kendisine babasından. Bu paranın bir kısmıyla Lower Belgrave Street'te bir ev alırlar ve evliliğin ilk aylarında birçok ülkede tatilde yaparlar. Evliliğin başlangıcında hakikaten aşıktık birbirimize diye yazmıştır Veronica otobiyografisinde ama bu aşk çok çabuk sönecektir. 1964 yılında kızları Frances doğar, 67'de oğulları George ve 1970'de üçüncü kızları Camilla. Ve gençliğinden itibaren depresif olan Veronica depresyona daha fazla girecektir çocukların doğumuyla birlikte. Artık ilaçlarla ayakta duruyordur ve ölümüne kadar da bu böyle olacaktır. Lord Luken'in umrunda bile değildir bu durum. O, karısını depresyonlarıyla baş başa bırakmış, kendi hayatına bakıyordur. Geceleri yüksek sosyetedeki arkadaşlarıyla kumar oynuyor, sabahları ise rahat rahat kalkıyor, kahvesini içiyor, gazetesini okuyordur. Saat tam 12'de ya Eton'dan arkadaşlarıyla Clermont Kulüp'te buluşuyor veya köpeği Otto'yla yürüyüş yapıyordur. Bazı gecelerde karısının da ona eşlik etmesini ister. Sadece diğer arkadaşlarının da eşleri orada olduğu için Veronica ise bu durumdan nefret ediyordur. Kulüpten de ve içindeki insanlardan da, zaten onu da kulüpte hiç kimse sevmiyordur. Hatta bir defasında Veronica'nın yanında bir arkadaşı John'a "Bu kadına nasıl tahammül edebiliyorsun?" demiştir. Veronica'nın günlük hayatı ise ilaçlarını alıp öğlene kadar uyumasından ibarettir. Sonrasında ise odasında zaman geçirir hep ve bu kadın çocuklarını günde sadece 5 dakika görüyordur. Çocuklarını dadılar büyütüyordur çünkü. Luken kumar oynamaya devam ediyor ve sürekli para kaybediyordur. Bir gece bu zamanın değeriyle 95 bin euro kaybedecektir. Tam babasından kalan miras bitmek üzereyken kulüpte mavi statüye geçer. Yani orada oynadığı kumarın yarısını cebinden karşılayacaktır artık. Diğer yarısını ise kulübün işletmecisi olan arkadaşı karşılayacaktır. İşletmeci bu şekilde daha fazla kumarbazı oraya çekmek ister. Luken komik veya eğlenceli değildir ama çok zekidir. Onunla oynamak için sıraya girer adeta elit kesimin kumarbazları. Cebinde 5 kuruş kalmamasına rağmen bonkör soyluyu oynamaya devam ederken evliliği de sona ermek üzeredir. Karısını birçok kez zorla psikiyatri kliniğine yatırmaya zorlar Lord Luken. Her defasında Veronica kaçacaktır o kliniklerden. Aldığı antidepresanları ise su yerine içkiyle almaya başlamıştır. 1971 yılında kendisine zarar vermeye çalıştığını iddia ederek hastaneye getirir John karısını. Veronica ise kocasının kendisini dövdüğünü, yaralanmalarının bundan dolayı oluştuğunu söyleyecektir. Bir akşam Veronica kulüpte bir kadının yüzüne şarap bardağını fırlatınca Lord Luken onun ilaçlarını hiçbir doktora sormadan iki katına çıkaracaktır. Veronica o andan itibaren halüsinasyonlar görmeye, tuhaf sesler duymaya ve değişik kokular almaya başlayacaktır. Dışarıya karşı her şeyin mükemmel olduğu oyununu oynayan John'un hayatı ilaçlar, alkol, borç ve mutsuzluktan ibarettir. Veronica o yıl Noel'i ailesinin yanında geçirir. Evine döndüğünde ise ayrılmaya karar vereceklerdir. Lord Luken büyük bir daireye taşınıp hemen de bir dadı tutacaktır. Çünkü şundan emindir ki velayet kendisine verilecektir. Bu tarihten itibaren çılgın gibi karısına karşı deliller toplamaya başlar. Özel dedektif tutar, Veronica'nın yanındaki dadıya rüşvet verir, çocukları almak için her yola başvurur.
Toplamda elinde 70 saatlik bir ses kaydı vardır Luke'nin. Bu kayıtlar Veronica'nın çocuklara bakamayacağını kanıtlamalıdırlar. 1970'li yıllarda anne yerine babaya velayetin verilmesi çok nadir görülen bir şey olduğundan mümkün olduğunca delil toplamaya devam eder John. Ve sanki amacına ulaşacak gibidir. Mahkeme öncesinde Veronica'nın doktorları annenin ilaca bağımlı bir hayat sürme zorunluluğunu rapor ederler. O ilaçlar olmadan normal bir hayat sürmesi mümkün değildir. O ilaçları aldığında ise annelik yapması. Öylesine ağır ilaçlardır bunlar. Yalnız mahkemeden 10 gün önce olay tersine dönecektir. Veronica psikiyatrik kliniğinde bir hafta gönüllü olarak kalıp doktorlardan yeni bir rapor talep eder. Orada ise şizofreni hastası olmadığını kanıtlayabilecektir. Ve John da zaten maddi olarak tamamen bitmiştir. Neticede Veronica velayet davasını kazanır ancak evde sürekli bir dadı bulundurulması şartı ile masrafları ise Lord Lucan karşılamalıdır. Öfke krizlerine girecektir Lucan. Mahkemeden sonra bir yıl özel dedektifle birlikte Veronica'nın kötü bir anne olduğunu kanıtlamak için çabalar. Lucan artık kendini tamamen içkiye vermiştir ve kumar için ise arkadaşlarından borç alıyordur. Kulüpte karısının kendi lordluk unvanını alacak çocuklarını nasıl elinden alır diye sinirleniyor, anlatıyor, öfke kusuyordur. Hatta oradaki arkadaşlarına, dostlarına karısını öldürmek istediğini söyleyecektir. Kulüpteki arkadaşları ise ona sen ne diyorsun, bu nasıl bir düşünce, yerine geç bile kaldın, biz o kadına bu kadar nasıl dayandığına hayret ediyoruz zaten diyeceklerdir. Evet, korkunç. Eş zamanlı olarak Veronica da başına gelecekleri tahmin ediyordur sanki. Dadılardan birine bir gün eski eşinin kendisini öldürmeye çalışacağından emin olduğunu söyleyecektir. Birçok dadı değiştirir Veronica ta ki 1974 yılının Ağustos ayında 29 yaşındaki Sandra Eleanor Rivet'le tanışana dek. Onu işe alana dek. Sandra ve Veronica hemen çok iyi anlaşacaklardır. Sandra da yıllardır psikolojik sorunlarla uğraşmış ve erkeklerden yana şansının olmadığını düşünen bir kadındır. İki farklı kişiden iki çocuğu vardır Sandra'nın. İlk çocuğunu evlatlık vermek istemiş, ailesi buna karşı çıkmış ve kendi torunlarını evlatlık edinmişlerdir. Çocuk anne Sandra'yı abla bilerek büyüyordur. İkinci çocuğunu ise evlatlık vermiştir ve ancak o çocuk 2010 yılında annesinin kim olduğunu ve başına neler gelmiş olduğunu öğrenecektir. Lord Lucan ise her gün borçlarına borç katıyordur. 7 Kasım 1974'te arkadaşını arar Lord Lucan. Arabasını ödünç alabilir mi diye sorar. Yalnız Mercedes'i değil, dikkat çekmeyen Ford'u ister. Arabayı Veronica'nın evini gözetlemek için almak istiyordur. O gün normalde daha geç saatte uyanan Lord sabah 7'de kalkacak ve avukatını arayacaktır. Ama bu buluşmaya, avukatla organize ettiği buluşmaya gitmeyecektir. Avukat onun Veronica'nın evinin etrafında olduğunu bildiğinden gider bakar ama orada değildir. Saat 16'ya doğru Veronica'nın yakınındaki bir eczanede görülür Lord Lucan. Elinde bir ilaç vardır ve eczacıya bu ilacın ne ilacı olduğunu sorar. O da sakinleştirici diyecektir ama neden sormuştur, ilacı nereden almıştır, ilaç kime aittir bu bilinemez. Saat 16.30'da ise bir arkadaşını arar, kumarla alakalı bir makale yazmıştır. 18.30 gibi Luke'nin evinde buluşmalarını söyler çünkü o yazıya bir bakmasını istiyordur arkadaşının. Saat 20'de arkadaşının arabasını alır. 23 için ise kulüpte bir masa ayırtır. Ama o gece oraya hiç gitmeyecektir.
Aynı zamanda Veronica saat 22'de o bara kanlar içinde girecektir. Evet, işte o arada neler olmuştur? O gün akşam saatlerinde Veronica kızıyla üst katta televizyon izliyordur. Dadı Sandra evdedir. Aslında Perşembe günleri dadının izin günüdür Sandra'nın. Yalnız yeni tanıştığı erkek arkadaşı randevularını iptal edince iznini kullanmak istememiş, evde kalmıştır. Saat 20.55'te Veronica'ya çay ister mi diye sorar Sandra ve en alt kattaki mutfağa çay yapmak için iner. Birkaç dakika sonra Veronica Sandra'ya seslenir. Yalnız cevap gelmeyince aşağıya inip kendisine bakar. Bu andan itibaren Veronica'nın yıllarca anlatacağı hikaye başlar ve yıllarca ne bir kelimesi, ne bir cümlesi, ne bir harfi değişecektir bu hikayenin. Buna rağmen ona İngilizlerin çoğu ve kendi çocukları inanmayacaklardır. Şöyledir Veronica'nın anlattığı. Mutfağa gitmiştir ama ışığı yakamamıştır çünkü ampulü biri sökmüştür. Kilere doğru gidip kilerin kapısını açıp merdivenin en üstünde, yani kapının orada durmasına rağmen, karanlığa rağmen merdivenin bitiminde yerde kanlar içinde yatan Sandra'yı fark etmiştir. Polisler ise sonrasında olay yerini, yani Veronica'nın yukarıdan gördüğü o Sandra'nın yattığı yeri görünce birinin kadının başını kestiğini düşüneceklerdir. O kadar korkunç bir durumdadır. Demir sopayla tam 6 kez başına vurulmuş, kafatası kırılmıştır Sandra'nın. Veronica bağırmaya başlayınca arkadan biri başına vuracak ve ona kes sesini diyecektir. Evet, o sesi tanıyacaktır. Eski eşinin sesidir bu. Ona Veronica eski eşine hemen şunu teklif eder. Beni hayatta bırakırsan senin kaçmana yardım ederim. Yatak odasına çıkacaklardır birlikte. Lord Lucan onun kadının başındaki yarayı, kanıyordur çünkü vurduğundan dolayı, tedavi etmek için bir şeyler almaya gittiğinde banyoya kaçtığını söyleyecektir. Veronica işte bara giriş zamanı onun o söylediği zamandır. Bu versiyonu polislere anlatırken sakinleştirici ilaçların etkisinde ve başından yaralanmıştır ama bilinci tamamen yerindedir. Ama nedense polisler olayın bu şekilde olduğuna ikna olmamışlardır. Lord Lucan ise bir ömür boyu kaybolmadan evvel bir annesini aramasıyla ve sonrasında tanıdıklarına mektup yollamasıyla kendini aklamaya çalışacaktır. Onun tanıdıkları ise kendisine inanıyorlardır. Ama kaçmadan evvel annesini de aramış, olayın kendi versiyonunu anlatmıştır. Şöyle ki, o akşam delil toplamak için o evdedir. Evet ve tesadüfen Veronica'nın bir adamla boğuştuğuna şahit olmuştur. Aralarına girmek istemiş, o an yerde yatan dadıyı fark etmiştir. Dadı ölmüştür. Kendisi kaçmalıdır çünkü karısı kesin kendisine iftira atacaktır. Gece 12.30'da tekrar annesini arayacak ve kendisini bir gün sonra ziyaret edeceğine dair söz verecektir. O sırada ise annesinde polisler vardır ama onlarla konuşmak istemez. Onun yerine Oakfield'deki tanıdıklarının yanına gider ve onlara da annesine anlattıklarını anlatır. O kişiler ise polis tarafından arandığını bilmediğinden Luke'nin polise haber vermeyeceklerdir. Sakinleştirici ister o tanıdıklarından, içki ister ve kağıt kalem. Arkadaşlarına 3 tane mektup yazar. Biri arabasını aldığı arkadaşınadır. Ondan özür diler ve şöyle yazar. Çocuklarımı görürsen şayet onlara beni tanıdığını anlat ve şu hayattaki tüm ilgilendiğim şeylerin onlardan ibaret olduğunu. Aramıza dürüst olmayan bir avukatın ve tembel bir psikiyatrın girmesi ilişkimizi bozamayacaktır. Arkadaşımız bile de mektup yazacağım ve olayı anlatacağım. Ama bana mahkemede kimsenin inanacağını sanmıyorum.
O yüzden sadece çocuklarımın tüm bu olaylardan korunmasını istiyorum. İkinci mektup ise Bill'e, yani Veronica'nın ablasının eşinedir. İki mektup vardır. Biri maddi olayları ilgilendiren bir mektuptur. İkinci mektupta ise şöyle yazmıştır. Sevgili Bill, bu gece korkunç bir trajedi yaşandı ve nasıl yaşandığına dair tüm detayları anneme anlattım. Veronica'nın evinde o adamla boğuştuğumda ve adam kaçtığında Veronica beni suçlamaya başladı. Ben ise onu sakinleştirmeye çalışıp yatak odasına çıkarttım. Banyoya girdiğimde ise o evden çıkmıştı. Tüm deliller bana karşı ve Veronica da mutlaka bunu destekleyen ifadelerde bulunacaktır. Benim ortadan kaybolmam lazım. Ama çocuklarımı düşünüyorum. Onların seninle yaşamasını istiyorum ve çocuklarımı senin büyütmeni istiyorum. O kadın nefretini kusmak için benimle uğraşacaktır. O yüzden gitmeliyim. Çocuklarımın babalarını mahkemelerde görerek büyümelerini istemiyorum. Olayları büyüyünce mutlaka anlayacaklardır. Lütfen onlara annelerinin paranoyak olduğunu onlara anlat ve onlara sahip çık. Senin John'un ve o tarihten itibaren bu tarihe kadar birçok görüldü iddiasına rağmen dünyanın her yerinde görüldü iddiasına rağmen aslında bir daha hiç görülmeyecektir John. Polisler ise olay yerini incelemeye devam ediyorlardır. 50 polis evi incelerken en az bir o kadar gazeteci de dışarıda haber yapmak için bekliyordur. Tam bir kaos ortamı vardır. Evet, ortam boğuşulduğunu gösteriyordur. O zamanki incelemelere göre olay yerinde Veronica'nın ve Sandra'nın kanlarına rastlanır. Ve Veronica'nın ayakkabısının altında da Sandra'nın kanı vardır. Halbuki Lady Luke'in sadece kapıyı açtığını ve merdivenin üstünden aşağıya doğru bakınca sadece bakarak Sandra'yı fark ettiğini söylemiştir. Peki o halde o kan ayakkabısının altına nasıl bulaşmıştır? Bir de şu vardır, kapı ve pencerelerde zorlama yoktur. İster Lord Luke'in ister başkası girsindir o eve, nereden girmişlerdir o halde? Bir başka nokta ise Veronica'nın başına vurulduğu söylediği zamanla bara koştuğu zaman arasındaki yarım saatlik boşluktur. O boşluğu anlatamıyordur Veronica. Komşular ve çevredekiler polislere yardımcı olamazlar. Ne bir ses duymuşlardır ne de birini görmüşlerdir. Lord Lucien'i de görmemişlerdir. Sandra'nın eski eşinin de o gece nerede olduğu bellidir. Eski erkek arkadaşları şüpheliler arasında olsa da polis Lord'un üzerine yoğunlaşınca diğer şüpheliler üzerinde pek durmayacaklardır. Polislerin teorisi şöyledir. Perşembe günleri Sandra'nın izin günü olduğunu bildiğinden John karısına zarar vermek için eve girmiş, dadı ile karısını karıştırmıştır. Cinayetten 3 gün sonra New Haven sahilinde arkadaşından ödünç aldığı araba bulunur John'un ve ilginç olan arabanın içinde kanlı botlar, demir sopa, demir sopanın üzerinde kan ve Veronica'nın saçları vardır. Evet. Polisler arabayı oraya bıraktığı için, sahilde olduğu için intihar ettiğini düşünürler. Dalgıçlarla saatlerce ceset ararlar ama hiçbir şey bulamazlar. Bu arada kulüpteki arkadaşları da sorguya alınır. Hepsi Eton mezunu olan bu kişiler, işte kulüp üyesi olan bir kişiler adeta bir tarikat gibi birbirine bağlanmış. Kesinlikle en ufak bir sır vermezler polise. Halbuki polis şundan emindir. O kişiler arkadaşlarının nerede olduğunu ve olayın ne olduğunu biliyorlardır. Ama bir bakıcı veya dadı için şöyle yorumlar yaparlar, konuşmak bile istemezler. Değmezdir konuşmaya, böyle de terbiyesizce tavırları vardır. Yani polisler onlardan hiçbir şey öğrenemeyeceklerdir. 2000 yılında o kulübün işletmecisi ölecektir ve 2000 yılına kadar da polisler arada
ondan bir şeyler öğrenmeyi deneyeceklerdir ama hiçbir şey öğrenemeyeceklerdir. Öyle tavırlıdırlar. İngiltere halkı da bu kulüp üyelerinden pek farklı değildir. Sandra ile kimse ilgilenmez. O boşu boşuna hayatı elinden alınmış kadınla onların tüm ilgisi bu soylu ailenin hayatıdır. Ne olmuştur? Lord Luke nerededir? Veronica ne yapıyordur? Çocukları ne yapıyordur? Zavallı Sandra cenazesini bile ailesi alır. Pek kimse yoktur cenazesinde ve Veronica cenazeye gelmeye tenezzül bile etmeyecektir. Kulüp üyeleri bir taziye mesajı bile yayınlamayacaklardır. 1975 yılında Lord Lucan gıyabında yapılan yargılamada cinayetten suçlu bulunacaktır. Şahitler ise tek taraflıdır. Sadece Veronica'dır olaya şahit olan ve Lucan'ın savunması için yazdığı mektuplar. Jüri yarım saat içinde kararını verir. Lord Lucan suçludur. Ve kocasının soylu ve zengin arkadaşlarının kendisine karşı nefreti kat be kat artacaktır. Artık kimse ismini bile duymak istemiyordur bu kadının. Kendi çocukları bile. Yüksek sosyete Veronica'nın söylemleriyle leke almıştır. Çocukları bu kadına asla vermezler. 1982 yılında çocuklarının velayeti ablası ve eniştesine geçecektir. Çocukları babaya inanıyorlardır zaten ve 15 yaşındaki George annesine şöyle yazacaktır. Teyzemde ve eniştemde yaşamak senin yanında yaşamaktan çok daha güzel. Ölene kadar da yalnız yaşayacaktır Veronica. 2017 yılında ömrünce aldığı o hapların hepsini karıştıracak, içkiyle birlikte yutacak ve intihar edecektir. George ise babası gibi Eton Koleji'nde okur. Babasının kaybından 41 yıl sonra 2016 yılında resmi olarak öldüğünün belgelenmesi için mahkemeye başvurur. Artık kendisi 8. Earl of Lucan'dır. Çocuklarının düğününe bile davet edilmemiştir Veronica. En küçük kızı Camilla'nın düğününü gazeteden öğrenmiştir. Şöyle yazıyordur gazetede. 7. Earl of Lucan'ın en küçük kızı annesinden bahsedilmemiştir bile. Bu arada dünyanın çeşitli yerlerindeki şehirlerde John'a rastladıklarına dair ihbarlar gelecektir polise. Hatta bazı çok benzeyen adamları onunla karşılaştıracaklar, yüz profillerini inceleyecekler, onun yaşadığını iddia edeceklerdir ama bunların hiçbiri doğru çıkmayacaktır. Bir de çok ilginç bir olay olacaktır. Daha John'un ortadan kaybolduğu yıl Avustralya'da ona çok benzeyen bir adam yakalanır. Polis ortaya çıkarır ki o kişi İngiliz vatandaşıdır. Kendisine intihar süsü verip ortadan kaybolan bir meclis üyesidir. Tesadüfen bir de böyle bir şey ortaya çıkarılır. Erkek kardeşi ise Güney Afrika'da yaşıyordur. Abisinin de orada yaşayıp 2004 yılında öldüğünü iddia edecektir ama bu iddiaya kimse inanmaz. Hala kimin cinayeti işlediği üzerinde ise tartışmalar devam ediyordur. Veronica'nın söylediği o zamanlarla alakalı boşluklar, ayakkabısının altındaki kan ama bir taraftan da araba bulunmuştur ve içinde demir ve kanlı botlar. İşte o yüzden tartışmaya devam ediliyordur bu durum. Sandra'nın evlatlık verdiği çocuğu ise annesinin başına gelenleri öğrendikten sonra kendisini tamamen Lord Lucan'ı bulmaya adamıştır. Onu bulacak, kendisine evlatlık veren annesine yapılanın hesabını soracaktır. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü olayımız da buydu. Yani neler neler neler, nerelerde doğup nasıl böyle kaos içinde bir hayat yaşayıp hiç yoktan çalışıp parasını kazanan bir kadının hayatına mal olup, evet, cenazesine bile gitmeyen bir de Veronica.
Siz bu olayı duymuş muydunuz? Biliyor muydunuz? Ne düşünüyorsunuz? Sizce katil hakikaten Lord Lucan mi? Yazarsanız konuşuruz, tartışırız. Evet, bugün de beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın. Çevrenize iyi bakın, görün görelim. Antenleri hep açık tutalım. Güvende kalın. Hoşça kalın.